37. ayet Rahman suresi. Sonra gök yarılıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman, geçen günler televizyonda gösterttin değil mi, evet, internette? Evet. Evet. Kıpkırmızı bir gül görünümünde. Evet. 33. ayet. Ey cin ve ins toplulukları, eğer göklerin ve yerin bucaklarından aşıp geçmeye güç yetirebiliyorsanız, yani atmosferi açıp yer çekiminden kurtulup gidebiliyorsanız hemen aşın. Ancak üstün bir güç olmaksızın aşamazsınız. Yani roket olması gerekiyor. İnşallah. Değil mi? Evet. Ve çok hızlı olması gerekiyor. Yer çekiminden kurtulması için. Kurtulması için. Evet. Yani normalin çok çok üstünde bir hıza kavuşması gerekiyor. İnşallah. 29. ayet. Göklerde ve yerde olan ne varsa ondan ister. Herkes Allah'tan ister diyor her şeyi. O her gün bir iştedir diyor Allah. Her gün yaratır. Her an yaratır. Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler onundur. Gemiyi kim yapıyormuş? Allah yapıyormuş. Allah yapıyor. Tersanede gemi yapılmaz. Evet. Tersaneyi Allah vesile eder. Gemiyi yapan Allah'tır. Yer üzerindeki her şey yok olucudur. Hepsi yok olacak diyor Allah. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü kendisi baki kalacaktır. Allah Cebrail, Ezrail aleyhisselam da dahil olmak hepsini yok ediyor önce. Sonra hepsini yeniden diriltiyor. İnşallah. Rahman suresinde çeşit çeşit inceliklere ve güzelliklere sahiptirler. Cennet, bakın, çeşit çeşit inceliklere ve güzelliklere sahiptirler. Çok ince desenler, çok ince güzellikler var. Her yerde, her şeyde. İkisinde de her meyveden iki çift vardır. Meyveler hep çift çeşit olarak. Mesela kiraz çift çeşit, elma, armut, karpuz. Ve cennet meyvelerde, hiç mesela görmediğimiz meyvelerde inşallah. İnşallah hocam, Allah göstersin. İnşallah. Orada bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş kadınlar vardı. Bak, Cenab-ı Allah yine bakışa dikkat çekiyor. Evet. Yani olağanüstü bir ruhu etkileyen bir gücü vardır mümin kadının ve mümini erkeğin. Evet. İmanın derecesine göre olur bu. İnşallah. Bundan önce kendilerine ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. Bu da iffetin önemini göstertiyor. Evet. İnşallah. İnşallah. Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler. Cennet için diyor ki alabildiğine yemyeşildirler diyor. Bütün cennet uzaktan bakıldı mı yemyeşil bir ortam olarak görünüyor uzaktan bakıldı. Bütün tabii tamamına yeşil hakim. Hatta cennet kıyafetleri var, cennet üstü var, onlar da yeşildir. Evet. Ama cennet yeşilinin ne olduğunu ahirette göreceğiz. Tabii. Yani en çok hoşumuza giden renk olacak. Evet. En beğendiğimiz renk olacak. İnşallah.